Selahattin Aslan diyor ki hocam içtiğimiz suya güzel söz söyleyince su lezzetli oluyor ve faydasını görüyorum. Ben bunu yaşadım. Güzel. Bu konuyu açalım ister misiniz? Şimdi bakın güzel kendi deneyimlediği güzel bir şey anlatıyor. Ben de buradan yakalamak istiyorum. Tekrar ediyorum diyor ki içtiğim suya güzel sözler söyleyince su lezzetli oluyor ve ben faydasını görüyorum. Ben bunu yaşadım. Peki size bir şey söyleyeyim. İnsan doğduğu zaman biliyor musunuz yaklaşık olarak %78, %80'e yakın suyuz biz. Şu anda bir insanın vücudunda %70'e yakın bir su vardır. Düşünebiliyor musunuz? Biz suyuz aslında. Bakın şimdi dediğiniz şey, şimdi mantra yazıyoruz. Diyoruz ki bugün daha mükemmel biz yaratıyoruz. Şimdi sen suya güzel şeyler söyleyince su ne dedin? Tadı lezzetli oluyor, faydasını görüyorum. Güzel. Kendinde yazdığın zaman aynı mantrayı, güzel sözler söylüyorsun. Diyorsun ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz, bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Ne oluyor? O sudaki etkinin aynısını sen kendi vücuduna yansıtıyorsun. Anladın mı kardeşim? Bunun deneyini, basit bir şey söyleyeyim. Çok güzel Selahattin. Bir deney daha söyleyeyim sana. İki tane bardağa pirinç koyun. Yarısını pirinç doldurun. Tamam? Ve bu bardağı sonradan hemen hemen tepelemeye yakın. Tam tepeleme olmasın. Suyla doldurun. İki bardak. Aynı oranda pirinç. Yukarısı su. Okey? Yalnız bunu ayrı odalara koyun. Ama bilin yani hangi odadaki nedir. Birisine çünkü gideceksiniz her gün güzel sözler söyleyeceksin. Sen çok akıllısın, çok tatlısın. Ya sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar akıllısın, sen ne kadar hoşsun falan böyle bütün en güzel hani çiçeklere konuşur ya annelerimiz falan. Öyle anlatın, öyle konuşun. İkinci bardağın olduğu odaya gidin. Negatif şeyler söyle. Sen aptalsın, salaksın, sen çok kötüsün, çok çirkinsin. Bir ay devam edin. Bakın çok basit bir şey. Pirinç var ikisinde de. Bir ay devam edin. O kötü sözler söylediğiniz bardaktaki pirinç kararacak biliyor musunuz? O su bayağı pis bir su haline gelecek. Deneyin görün. Bu ne demek? İnsan da böyledir. Hani işte Selahattin'in anlattığı yoldan gidiyoruz. Su, suya etkilemek. İnsana da ne dersen kendi kendine neyi tekrar edersin? Çocuklarla da konuşmalarımıza dikkat edelim. Aynı bu su gibidir. Sen çocuklara negatif şeyler söylersen küçüklüğünde ondan da farklı bir şey bekleyemezsin yani. Onun için çocukları motive edecek, ileriye taşıyacak, güzelleştirecek, ne bileyim özgüven sağlayacak konuşma şekliyle çocuklara yaklaşın.